Merhaba arkadaşlar. Sembolik mantığın son bölümündeyiz bugün. Mantık böylelikle bitmiş olacak. Peki bu bölümde neyi konu alacağız? Sembolik mantığın bu bölümünde niceleme mantığı üzerinde duracağız arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz çıkarım, kıyas üzerinde durduk. Sonrasında denetlemeler üzerinde durduk. En son çözümleyici çizelgeyi anlattık. Sorularını çözdük. Bugün de niceleme mantığı üzerinde duracağız. Nedir niceleme? Sayı miktarı belirtir özellikle biliyorsunuz. Yüklemler mantığı denilen niceleme mantığı basit önermelerin içeriklerini biraz daha detayını sembolleştirmeyi sağlar. Bu konuda bize yardımcı olur. Zaman içerisinde iç detayları öğrenme gereksinimi duyduğu için modern mantıkçılar niceleme mantığını kullanmaya başlamışlar. Burada neler var? Şimdi bunlara sırasıyla bakalım arkadaşlar. Evet. Dediğimiz gibi basit önermelerin iç yapısını sembolleştirmeyi sağlar niceleme mantığı. Özellikle önermelerin özne, yüklem ve niceleyicileri ayrı ayrı sembolleştirilir. Mesela Ayşe öğrencidir dediğimizde biz bunu sadece P harfi ile ne yapıyoruz? Sembolleştiriyoruz. Yani burada P'ye baktığımızda özne, yüklemle ilgili bize detaylı bir veri sağlamıyor. İşte sembolik mantıktaki bu eksiklikten dolayı bir nevi bu eksikliği giderme adına niceleme mantığına gereksinim duyulmuştur diyebiliriz. Burada P'ye baktığımızda önermenin tümel mi, tekil mi, tikel mi olduğu hakkında da bir fikir edinemiyoruz. İşte niceleme mantığında bu detayları bize ne yapıyor? Daha sağlıklı elde etme imkanı sağlıyor. Şimdi burada tabii ki niceleme mantığında ad sembolleri ve yüklem sembolleri olmak üzere temel bir takım sembollerimiz var. Ad sembolleri dediğimiz semboller küçük harflerle ifade edilir. A, B, C harfleri kullanılır genelde. Yüklem sembolleri de F, G, H gibi büyük harflerle kullanılır. Burada verilen örnek üzerinden gidecek olursak Einstein bilim adamıdır dediğimizde yani küçük harfler bir nevi ad sembolleri, adı üstünde ad. Özneyi biz küçük harflerle sembolize ediyoruz ad sembolleriyle. Yüklemleri de büyük harflerle, yüklem sembolleriyle sembolize ediyoruz. Ve verilen önermeleri de yüklem sayısına göre işte birli yüklem, ikili yüklem şeklinde ifade etme durumlarımız söz konusu. Burada dikkat ederseniz Einstein bilim adamıdır dediğimizde bir tane neyimiz var? Öznemiz var. Burada ise iki tane var. Dikkat ederseniz. Dolayısıyla burada FA şeklinde ne yapıyoruz? Bir tek ad sembolü şeklinde kullanıyoruz. Buna birli yüklem diyoruz. Birden fazla özne ile kullandığımızda FAB İkili yüklem şeklinde nitelenmektedir. Evet, bir de değişken kavramımız var arkadaşlar. Değişken nedir? X, Y, Z gibi belirsiz bir sayı ya da adı gösteren sembollerdir bunlar. Özellikle açık önerme ifadesinde karşımıza çıkar. Peki açık önerme nedir? İçinde en sayıda aynı değişken geçip belli bir doğruluk değeri olmayan önermelere biz açık önerme diyoruz. Mesela x çalışkandır dediğimizde burada herhangi bir bize sayı hakkında fikir vermiyor. X çalışkandır. İçinde bir sürü özne olabilir. Ama bir tane bilinmeyeni olduğu için biz buna ne diyoruz? Birli açık önerme diyoruz arkadaşlar. Eğer birden fazla bilinmeyenle yapılırsa işte x, y, z gibi bunda da üçlü açık önerme. Ne kadar bilinmeyen varsa o kadar çok ifade arttırılabilir. İşte ikili, üçlü açık önerme şeklinde nitelendirilebilir. Bir de evren kavramımız var. Bir değişkenin alabileceği tüm değerlere yani bir açık önermeyi normal bir önerme haline getirdiğimizde o değişkenin yerine alabilecek tüm terimler kümesine evren adını veriyoruz. Bunları örneklendireceğiz şimdi daha iyi kavrarsınız. Özelleme nedir? Burada öncelikli olarak bir kavramlarımız üzerinden değerlendirme yapıyoruz.
Özellemede bir açık önerme ve evren verildiğinde açık önermedeki değişkenin yerine evrendeki bir değer konularak yapılan işleme de özelleme adı veriliyor. Şimdi bununla ilgili çalışmamızı yapalım. Son olarak bir de gerçekleme kavramımızı verelim. Evrene ait değerlerden birinin ya da birden fazlasının özelleme kümesini doğru kılmasına gerçekleme ya da gerçekleşme adını vermekteyiz. Burada hemen bakın X bir sıvıdır diye bir ifademiz var. Kaç tane bilinmeyenimiz var arkadaşlar burada? Bir tane. Dolayısıyla buna biz birli açık önerme adını verebiliriz. Birli açık önerme. Evet. Şimdi evren kümemiz bakın şu. Evren kümemizde ne verilmiş? Su verilmiş. Biz şimdi X'in yerine suyu koyduğumuzda bu verilen açık önermeyi ne yapmış oluyoruz? Bir nevi özellemiş oluyoruz. Su bir sıvıdır dediğimizde arkadaşlar hakikaten de verilen evren kümesindeki eleman ne yapıyor? Su sıvıdır ifadesini gerçeklemiş oluyor. Dolayısıyla evren bu önermeyi gerçeklemiş oldu diyebiliriz. Bir diğer önermemiz X bir canlıdır. Evren kümemizde masa elemanı verilmiş. Masa bir canlıdır dediğimizde özelleme yapmış oluyoruz ama verilen özelleme ne yapmış oluyor? Ne yapamamış oluyor? Evrende bu önermeyi gerçekleyememiş oluyor. Yani masa normal koşullarda nedir? Canlı değildir. Dolayısıyla gerçeklemez diyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer yine niceleme mantığında adı üstünde niceleme diyoruz bakın. Tümel niceleyici ve diken niceleyici sembollerimiz var. Bunu çok kullanacağız. O yüzden bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tümel niceleyici sembolü burada çizgisi çıkmamış ama asıl sembol şu arkadaşlar. Ben bunu burada net ifade edeyim. Yani ters A gibi düşünün bunu. Burada bilgisayar programı ile ilgili bir sıkıntı herhalde. Ara çizgisini gösterememiş. Biz bunu her x şeklinde her diye ifade ediyoruz. Her x için ya da bütün x'ler için her canlı beslenir. Bakın böyle bir cümle düşünün. Her canlı beslenir. Biz bunu tümel niceleyici sembolle her x fx şeklinde sembolize edebiliyoruz. Burada her'i işte bu sembolümüzle sembolize etmiş oluyoruz. Canlı x yüklemimizde f ile ifade etmiş oluyoruz. Her x fx dediğimizde bunu tümel niceleyici sembolle sembolleştirmiş oluyoruz. Diken niceleyicimiz ise ters e gibi düşünün. Biz buna da bazı diye ifade ediyoruz. Bazı x'ler için şeklinde. Bunu da örneklendirecek olursak bazı canlılar omurgalıdır. Bazıyla ifade ediliyor. Canlı x, omurgalı f ile bazı x, fx şeklinde sembolize edebiliyoruz. Not olarak da şunu vurgulayalım arkadaşlar. Şimdi böyle bir ifadeyi şu şekilde sembolize ettiğimiz gibi bazen karşımıza şu şekilde de çıkabilir. Neden? Daha detaylı açılım verir. Normalde her x, fx dediğimizde yani her şey her canlı beslenir açılımını dediğimiz gibi yapabiliriz. Bir de burada her şey canlıysa beslenir. Koşul eklemiyle ne yapılır? Bağlanır. Dolayısıyla tümel niceleyicinin olduğu durumlarda arada koşul eklemi kullanılarak bu daha detaylı bir şekilde açılımı yapılabilir. Bazı x, fx önermesinde ise biz yüklemleri ne yapıyoruz? Tümel niceleyici ile pardon tümel evetleme eklemiyle birbirine bağlıyoruz. Yani her şey canlıysa bazıları canlıdır ve ölüm omurgalıdır şeklinde ifade ediyoruz. Böyle karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Evet. Tümel bir önermenin evren kümesinde doğru değer alabilmesi için o evren kümesinde yer alan tüm elemanlarca doğrulanması gerekir. Bakın özellikle tümel önermenin diyoruz. Tümel.
doğru değer alır. Adı üstünde tümel olduğu için bütün elemanların ne yapması lazım? Karşılaması lazım. Bu nedenle özellemelerin arasında tümel evetleme ekleminde hep tümel evetleme eklemi kullanılır. Örnek üzerinden gidecek olursak daha sağlıklı anlaşılacaktır. Mesela şöyle bir açık önerme düşünün. Her x, x hayvandır açık önermemiz için evren kümesinde kedi, kuş, fil verilmiş. Şimdi bunları yerleştirdiğimizde kedi hayvandır, kuş hayvandır, fil hayvandır. Hepsi gerçekliyor mu arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla bunların arasına tümel evetleme eklemini koyarak ne yapıyoruz? Kedi hayvandır doğru, kuş hayvandır doğru, fil hayvandır doğru. Dolayısıyla gerçeklemiş oluyor. Yine burada bakın x bitkidir açık önermesi için verilen evren kümesinde menekşe, ot, yılan var. Menekşe bitkidir doğru, ot bitkidir evet, yılan bitkidir yanlış. Ne yaptı? Evren kümesine verilen elemanın bir tanesi gerçeklemedi. Dolayısıyla sonucumuz yanlış olmuş oldu. Evet, tikel önerminin bir evren kümesine doğru değer alabilmesi için adı üstünde tikel bazı elemanlarının gerçeklemesi yeterli arkadaşlar. Bu nedenle özellemenin arasında tikel evetleme ekleminde adı üstünde kullanılmakta tikel evetleme. Bazı x metaldir. Açık önermesi için bakın verilen evren kümesinde bakır, altın ve su kullanılmış. Hemen yerine koyduğumuzda bakır metaldir. Doğru mu? Evet. Altın metaldir. Doğru. Su metaldir. Yanlış. Ama zaten tikel niceleyici olduğu için bazısının karşılaması yeterliydi. Dolayısıyla bakır metaldir veya altın metaldir veya su metaldir. Birinden birinin doğru değer alması doğru olması için yeterli olmuş oluyor. Helix FX önermesinin ABC evrenindeki açılımı nedir diyor. Bakın açılımına baktığımızda bu her x olduğu için ne yapacağız? Tümel evetleme eklemiyle bağlayacağız. Evren kümesindeki elemanlarını yerleştirirken FA ve FB ve FC şeklinde ifade ediyoruz. Bazı niceleyici önermesinde ise evren kümesinin açılımını yaparken ne yapacağız? Tikel evetleme kullanacağız. Yani FA veya FB veya FC şeklinde açılımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Gelelim bir diğer ara başlığımıza. Niceleyici değilleme kuralı. Bu çok önemli arkadaşlar. Nasıl ki De Morgan kuralını vermiştik. Hatırlarsanız De Morgan kurallarını şeyde denetleme sembolik mantıkta ve bunu fazlasıyla çözümleyici çizelgede de kullanmıştık kural olarak işimizi pratikleştirmişti. Burada da niceleyici değilleme kuralı var. Her x değil her x fx arkadaşlar bunun değilleme kurana baktığımızda bakın normalde niceleyicinin herin başında ne var? Değil eklemi var. Bunun eş değeri bir nevi değilleme kuralına göre her bazı olur değil ikinciye gelir. Bu bir kuraldır. Tam tersi bazı x fx ise ne olur? Bazı her olur, değil ikinciye gelir. Bu kural her zaman geçerlidir. Şöyle de karşımıza çıkabilirdi bu arkadaşlar. Bazı x değil fx şeklinde de çıkabilir. Bu durumda da ikisinde de değil var biliyorsunuz. İkisinde de değiller gidiyor. Ne oluyor? Değil, bazı x fx kalır. Ya da tam tersi de olabilirdi. Bazı x değil fx. Bunda da tam tersi yine değiller gidiyor. Her x fx kalıyor. Yani burada 4 tane bilmemiz gereken temel değilleme kuralı söz konusu. Evet, şimdi bu kurallar çerçevesinde tümel özelleme kuralı üzerinde duralım. Tümel özelleme kuralı nedir? Tümel niceleyici atılır. İfadede geçen değişken sembolünün x, y, z yerine yol üzerine geçen bir at sembolü yani A, B, C şeklinde bir at sembolü kullanılabilir arkadaşlar. Şimdi bunu örnek üzerinden değerlendirecek olursak daha iyi anlaşılacaktır. Mesela örneğimize bakalım. Her x, fx ve g, a önermesini çözümleyici çizelgede denetlediğimizde şimdi burada bakın
Eklemimizle tümel evetleme. Dolayısıyla alt alta yazma kuralına göre çözümleyeceğiz. Bakın çözümleyici çizelgedeki kurallarımızı burada yine aynen kullanıyoruz. Aynı şekilde geçerli. Sadece alt sembollerimizle ilgili bir takım ek yeni kurallar devreye sokacağız. Şimdi kuralımız da neydi? Yol üzerine geçen bir at sembolü kullanabiliriz demişti. Şimdi burada at sembolümüz A kullanılmış mı? Normalde kullanılmış. Şimdi her x fx yazdık. İkinciye g a yazdık. Burada fx'i değerlendirirken, açılımını yaparken ne yapacağız işte arkadaşlar? Yeni at sembolü verirken kullanılmış olanı aynen verebiliriz. Dolayısıyla buna da a diyoruz. Burada bakın g a denmiş. Burada da f a diyeceğiz. Dolayısıyla bu işte yol üzerindeki aynı at sembolünü kullanma işlemine tümel özelleme kuralı adını veriyoruz. Tikelde ise durum biraz daha farklı. Tikel niceleyiciyi devre dışı bırakıyoruz. İfadede geçen değişken sembolünün yerine yol üzerinde geçmeyen, bakın yani kullanılmış varsa, mesela burada ne kullanılmış? B kullanılmış. Biz B kullanmayacağız. Ne kullanacağız? Başka bir at sembolü kullanacağız. Yeni bir at sembolü vereceğiz. İşte buna da tikel özelleme kuralı adı veriliyor. Şimdi örnek üzerinden gidersek daha rahat anlaşılacaktır. Şöyle bir çıkarımız var. Bazı x, fx ve hb. O halde hb çıkarımını denetleyelim. Şimdi önemli çıkarım diyor, bakın. Ne yapacağız çıkarımda? Sonucun değerini alacağız önce. Onu yazdık bakın. Birinci önermemiz bazı x, fx ve hb. Şimdi sonucun değerini aldık. Sonra bu tikel olduğu için niceleyici ne yapacağız? B kullanılmış. Dolayısıyla biz yeni bir at sembolü vereceğiz. Ne veriyoruz? A veriyoruz. FA ve HB. Burada işte tikel özelleme kuralı devreye girmiş oldu. Eğer bu niceleyici her olsaydı biz yine B'yi verebilirdik. Evet, şimdi açılımını yapıyoruz. FA HB. Şimdi arkadaşlar burada bakın HB'nin kendisi, burada da neyi var? Değili var. Dolayısıyla yol kapandı mı? Kapandı. Çıkarımların geçerliliğinde kuralımız neydi? Yollar tamam kapalıysa çıkarım için geçerli derdik. Bir yol açıksa ne diyebilirdik? Çıkarım geçersiz derdik o zaman. Bütün yollar kapalı olduğu için bu önerme tutarsızdır ama geçerlidir diyoruz arkadaşlar. Bu çıkarım daha doğrusu. Evet, niceleme mantığında çözümleyici çizelgeyle denetleme yapılırken bir takım işlem sıralarımız var. Bunları gözetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikli olarak tümel niceleyicinin değillemesi kuralı vardır. Sonrasında tikel niceleyicinin değilleme kuralı var. Alt alta yazma kuralı, tikel özelleme kuralı, tümel özelleme kuralı ve çatal açma kuralı şeklinde kurallarımızı aktif hale geçireceğiz. Evet, şimdi gelelim. Nasıl ki arkadaşlar işte sembolik mantıkta tabloda denetleme yaptık, tutarlılık denetlemesi İşte iki önermenin tutarlılığını yaptık. Geçerlilik, eşdeğerlik denetlemesi yaptık. Aynı şekilde çözümleyici çizelgede de bunları kullandık. Niceleme mantığında da aynı kurallar geçerli. Şimdi biz işte tutarlılık, geçerlilik, eşdeğerlik denetlemelerini niceleme mantığında da yine bu kurallar çerçevesinde uygulayacağız. Evet, burada önermenin tutarlılığını denetlemesi konusu var. İlk olarak onunla başlıyoruz. Bir önermenin tutarlılığını denetlerken önce verilen önerme başlangıç önermesi olarak yazılır. Bakın, verilen önermemiz ne aslında? Şu. Bunu yazdık. Sonra çözümleyici ve niceleyici değilleme kuralını uyguluyoruz. Dolayısıyla bunu ne yapacağız? Açılımını yapacağız. Niceleyici değilleme kuralını uyguladık sonra işlem sonunda en az bir yola çıksa önerme tutarlıdır diyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Önce tümel neyimiz var? Ana eklemimiz var. Onu devreye sokacağız. Bazı x değil, bazı x gx. Her x hx. Bu şimdi birinci önermemizin değerlendirmesi. Sonrasında arkadaşlar önce ne yapacağız? Kuralımız neydi bir önce? Tiken önce ele alınırdı. Önce onu kullanacağız. Tikeli aldık. Tikel değili olduğu için ne oldu arkadaşlar? Tikeli niceleyici her oldu. Değil ikinci bölüme geldi.
Yani her x değil gx oldu. Sonrasında ne yapıyoruz? H'ye değer vermiş olacağız. Dolayısıyla GA olmuş oldu o da. Baktığımızda yol açık mı? Herhangi bir çelişki durumu var mı? Yok arkadaşlar. Dolayısıyla yol açık olduğu için biz bu önerme için ne diyoruz? Tutarlı bir önerme diyoruz. Çelişen bir durum söz konusu değil çünkü. Birden fazla önermenin tutarlılığına baktığımızda da verilen önermeler yine alt alta yazılır. Çözümleyici çizelge ve değilleme kuralı uygulanır. İşlem sonunda en az bir yol açıksa bu önermeler için de tutarlı diyebiliriz. Şimdi verilen önermemiz bakın bu. Birinci öncülümüz önermemiz bu. Bazı x, fx ise gx. Sonra diğeri fb. Şimdi bazı x'te ne vardı arkadaşlar? Tikel özenleme kuralında eğer verilmişse bir at sembolü onun dışında farklı bir şey kullanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla burada bakın burada B kullanıldığı için A kullanılıyor. FA ise GA diyoruz. Sonra açılımını yapıyoruz. Değil isenin kendisinde değil birinciye geliyordu hatırlarsanız koşul ekleminde. Dolayısıyla FA ne oldu? Değil FA oldu. İkinci bölümü aynen yazıyoruz GA. Yollar açık olduğu için bu önermeler birlikte tutarlı diyebiliriz arkadaşlar. Önermelerin geçerlik denetlemesine baktığımızda geçerlik için biliyorsunuz önermenin neyini alıyorduk? Tamamını ve değillemesini alıyorduk. Sonra da çözüm işlemine başlıyorduk. Eğer işlem sonunda önermenin değillemesi tutarsız ise yani yollar kapalıysa önerme geçerlidir diyorduk. Evet, verilen önermemiz şu. Şimdi bunun değilini alıyoruz arkadaşlar. Değilini aldığımızda köşeli parantezle ana eklemimiz neydi bizim? Tikel evetleme. Bakın şurası. Tikel evetleme ne oluyor? Tümel evetleme oluyor. Tümel evetleme ne olur? Alt alta yazma kuralına göre çözümleneceği için hemen yazıyoruz. Birinci bileşenimizi yazdık. Değili dağıttığımızda değil bazı x fx oldu. Değili dağıtıyoruz ikinci bölüme de değil bazı x değil fx oldu. Evet. Burada arkadaşlar hemen açılımını yapıyoruz. Baktığımızda bazı x değil bazı x de değil ikinci bölüme geldi. Ne oldu? Her x fx oldu. Diğerinde de değiller birbirini götürdü. Her x fx kaldı. Dolayısıyla ikisine de at sembolü verdiğimiz açılımı yaptığımızda değil fa fa kalır. Birbiriyle çelişir ve ne olur arkadaşlar? Yol kapanmış olur. Önermenin değili tutarsız olduğu için önerme geçerlidir diyoruz. Gelelim çıkarımın geçerlik denetlemesine. Öncüler olduğu gibi alınarak alt alta yazılır. Adı üstünde çıkarım bakın. Sonucun değillemesini alacağız. Çözümleyici çizelge bu şekilde oluşturulur. İşlem sonunda eğer tüm yollar kapalıysa biz bu çıkarım için ne diyoruz? Geçerlidir diyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Öncülümüz bu. Bu da sonucumuz. Sonucun ne yapacağız? Değilini alacağız arkadaşlar. Şimdi önce öncülümüzü yazdık. Sonra sonucun değilini aldık. Her x, fx ve gx şeklinde. Zaten öncülün çözümlenmesi gereken bir durumu yok arkadaşlar. Dolayısıyla o müdahale edilmesi gereken durum olmadığı için aynen bırakıyoruz orada. Şimdi biz asıl sonucun değilini üzerinde yoğunlaşacağız. Şimdi değil her x'in değili alındığı için her ne olur? Bazı olur. Değil ikinci bölüme gelir. Fx ve gx. Bunların açılımını yaptığımızda şimdi burada at sembolü A kullanıldığı için ne demiştik? Tikel niceleyici varsa kullanılan bir at sembolü varsa farklı bir at sembolü kullanmamız gerekir demiştik. Dolayısıyla burada B'yi kullanıyoruz o yüzden. Değil FB ve GB şeklinde kullandık.
Sonra tikelin değili olduğu için, tümelin değili olduğu için çatal açıyoruz. Dağılma özelliğinden değiller dağıldı. Değil FB, değil GB şeklinde. Yolu kapatan herhangi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla yollar açık olduğu için öncül ve sonucun değillemesi bir arada tutarlıdır. Bu durumda çıkarım geçersiz olmuş oluyor. Evet, son olarak önermelerin eşdeğerlik denetlemesine bakacağız. Verilen iki önerme karşılıklı koşul eklemiyle birbirine bağlanır. Aynen diğer sembolik mantıkta, denetlemelerde ya da çözümle çizelgede olduğu gibi. Değilini alıyoruz, çözümleme işlemini yapıyoruz. Eğer işlem sonucunda önerme tutarsızsa ne oluyor? Eşdeğer olmuş oluyor. Evet, verilen önermemiz bu arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Önermenin tamamını köşeli parantez alıp değilini aldık. Karşılıklı koşulun değil olmuş oldu. Açtık. Birinci bileşenimizi yazıyoruz. Bazı x fx. İkinci yazıyoruz. Her x fx. Aynen burada da bu işlemi yapıyoruz. Karşılıklı koşulun değilinde kuralımız neydi? Birinci bölümde değil ikinciye. İkinci bölümde de değil birinciye geliyordu. Değillerimizi attık. Sonra devam ediyoruz. Evet, burada ilk olarak değili olduğu için önce bunun işlemini yapıyoruz. Her ne oldu? Bazı oldu. Bazı x değil fx olmuş oldu arkadaşlar. Bunu da açtığımızda fa olmuş oldu. Diğerine de her x olduğu için niceleyici öncesinde aynı işlemi kullanabiliyoruz. Dolayısıyla ne oldu? Ona da at sembolünü kullanıyoruz. Fa değil fa olmuş oldu. Dolayısıyla burada yol kapanmış oldu. Gelelim şimdi sağ tarafa. Şimdi yine burada niceleyicinin değili var. Önce onu işleme alıyoruz. Bazı ne oldu? Her oldu. Değil ikinci bölüme geldi. Değil fx oldu. Sonrasında diğerine at sembolünü verdik. At sembolünü verdikten sonra bu A'dır. Diğerine de yine ne yapabiliriz? A verebiliriz. FA değil FA oldu. Yine yollar kapandı. Ve sonuçta değillemesi tutarsız olduğu için bu önermelere ne diyoruz? Eşdeğer diyoruz arkadaşlar. Evet, bu tabloda önermenin türlerini görüyorsunuz. Niceleme mantığında bazen bu tip sorular gelebiliyor. İşte verilen aşağıdaki önermelerden hangisi işte tekil önermedir, basit önermedir tarzında sorular gelebiliyor. Burada temel olarak niceleme mantığında önermeler tekil ve genel olarak ayrılır. Tekil önerme ne demek arkadaşlar? Herhangi bir niceleyici almamış demek. Yani bazı ya da her ifadesini almamış demektir. Yani ne bu var? Ne bu var? İkisi de yok arkadaşlar burada. Genel önermede ise mutlaka niceleyici sembolü almıştır önermeler. O yüzden genel önerme adı verilir. Tekil önermeler kendi içinde ikiye ayrılır. Basit ve bileşik olmak üzere. Basit önerme içinde önerme eklemi taşımaz arkadaşlar. P gibi, FA, FB gibi bunlarda önerme eklemi yok. Ama işte değil P şeklinde gelirse ya da FA ve FB veya FB veya FFG şeklinde gelirse bir önerme eklemi olduğu için biz bunlara bileşik adını veriyoruz. Gelelim genel önermelere. Genel önermelerde kendi içinde ikiye ayrılmakta. Basit genel önermeler, bileşik önermeler. Basit genel önermeler içinde niceleyici geçen ama önerme eklemi almayan önermelerdir. Bileşikte ise arkadaşlar içinde niceleyici ve önerme eklemi vardır. Burada dikkat ederseniz işte fx, her x fx hem niceleyici var bakın iki tane hem de koşul eklemi kullanılmış ya da burada bazı değil fx değil her x gx şeklinde hem önerme eklemi kullanılmış hem de niceleyici. Biz bunlara bileşik diyoruz. Basit genel önermeler ise kendi içinde ikiye ayrılmakta, tümel ve tikel olmak üzere içinde tümel önerme dediğimiz adı üstünde herle başlamış oluyor. Diğerinde ise tikel önerme bazıyla başlamış oluyor. Evet.
Şimdi sorularımıza devam ediyoruz. Her x, fx ya da bazı x, fx gibi bir açık önermeye A evrenin değeri değişkenin yerine kullanılarak elde edilmiş olan FA biçimdeki önermeye ne ad verilir? Evet, biz evren kümesindeki verilen elemanı açık önermeye yerleştirdiğimizde özellemesini yapmış oluruz arkadaşlar. Biz dolayısıyla bu özelleme önermesi olur. Cevabımız bu durumda A şıkkı olmuş olur. Evet, verilen önermenin ana eklemi hangisidir diyor. Evet, bakın dikkat ederseniz burada hemen gözünüze belki tikel evetleme ilişiyor ama asıl şurada bakın en son bölümde daha büyük bir önerme parantezimiz var. Yani şunlar aldatmasın sizi. Bunun da dışında bakın şu şekilde ifade edilen iki tane parantezimiz var ve onun dışında ne var? Değil eklemi var arkadaşlar. Dolayısıyla verilen bu önermenin ana eklemi nedir? Değil eklemidir. Cevabımız B. Çok bakın basit bir soru. Evet. Her x fx ise gx. O halde bazı x fx ise gx çözümleyici çizelge yöntemiyle denetlenmiştir. Buna göre işlem numaralarıyla yapılan işlemlerde uygulanan çözümleyici çizelge kuralları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Verilen önermelerde sonucun değili alınmış. FAGX, FXGX, FAGA şeklinde. İkinci önermede de yine aynı at sembolü kullanılmış. Aynı at sembolü kullanıldıysa biz bu durumda ne deriz arkadaşlar? Tümal özelleme kuralı kullanılmış. Nerede kullanılmış bakın. Şurada kullanılmış. Yani şunun için kullanılmış. Bu durumda ne diyebiliriz biz? Üçüncü işlemde tümel özelleme kuralı kullanılmış deriz. Eğer tikel kullanılmış olsaydı farklı bir at sembolü yani B gibi C gibi farklı bir at sembolü kullanılırdı. Oysa niceleyici her olduğu için aynı at sembolü kullanılmış kullanılabilir. Zaten kural budur. Dolayısıyla burada doğru şekilde verilen C şıkkında ifade edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bazı x, fx ise gx önermesinin ABCD evreninde yapılan özellemeye örnektir diyor. Evet, burada bazı olduğu için niceleyicimiz arkadaşlar bazı elemanlar ne yapmış olacak? Karşılamış olacak evren kümesindeki. Dolayısıyla bunu da bize ne vermiş? E şıkkında FD ise GD şeklinde ifade etmiş. Dolayısıyla bizim cevabımız E diyebiliriz. Evet, sembolik ifadelerden hangileri doğru değerini alır diyor. Şimdi fx x çift sayıdır. Gx x tek sayıdır. Bu durumda her x fx olur mu arkadaşlar? Olmaz. Neden? Çünkü verilen evren kümesinde bazıları tek sayıdır, bazıları çift sayıdır. O durumda biz buna tümel niceleyiciyle ne yapamayız? İfade edemeyiz. Tümel niceleyici de ifade edebilmemiz için verilen evren kümesinin hepsinin karşılaması gerekirdi. Açık önermemizi. Oysa ki x çift sayıdır dediğimizde ne var çift sayı? 2 var, 4 var, 6 var, 8 var. Ama 3 işi bozuyor. Ya da x tek sayıdır dediğimizde sadece tek sayı olarak evrende bir tane eleman karşılıyor. Bu durumda bazı elemanlar açık önermeleri gerçeklediği için biz bazı x fx ya da bazı x gx şeklinde ne yapabiliriz? Bunu ifade edebiliriz. Doğru değer alır o zaman. Dolayısıyla bu da E şıkkında bize verilmiş cevabımız E diyoruz. Her x hx ise değil fx önermesinin değillemesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada değillemesinin diyor bakın. Değillediğimizde ne olur? Her bazı olur. Koşul eklemi de ne olmuş olur? Tümel evetleme şeklinde dönüşür. Dolayısıyla biz bazı x, hx ve fx şeklinde
Bunu ne yaparız? Dağılma özelliğinde zaten attığımızda eş değeri değil ikinciye gelmiş olur. Çift değiller birbirini götürür. Dolayısıyla fx kalmış olur. Cevabımız B diyoruz. Değil herx, değil fx önermesinin eş değeri hangisidir? Demin vermiştik bu kuralları arkadaşlar. İkisinde de değil varsa ne olur? Her bazı olur. Değiller gider. Dolayısıyla bazı x fx şekline dönüşür. Dolayısıyla cevabımız C. Gülcan öğretmendir. Fa tüm insanlar ölümlüdür. Her x fx. Yukarıdaki ifadeler sırasıyla hangisiyle adlandırılır? Evet, burada arkadaşlar herhangi bir önerme ekleme almadığı için bu nedir? Basit bir önermedir. Basit tekil bir önermedir. Tüm insanlar ölümlüdür de niceleyici aldığı için biz buna da ne diyoruz? Önerme eklemi yok. Dolayısıyla sadece niceleyici aldığı için basit genel önerme olarak tanımlarız arkadaşlar. Cevabımız E. Her x yemektir önermesinin doğru değeri alabilmesi için evren kümesi aşağıdakilerden hangisi olmalı? Her x yemektir diyorsa bakın her ile başlıyor. Dolayısıyla evren kümesinin hepsinin doğru değer alması için yemek olması gerekir. Şıklara baktığımızda bakın elma kek saksı elendi. Kedi mantı martı gömlek elendi. İnsan patlıcan peynir elendi. Ali Nazik kola içecek elendi. Kebap çorba makarna. Hepsi yemek mi? Yemek. Dolayısıyla evren kümemizi karşılar mı? Karşılar. Dolayısıyla niceleyicimizi doğrulayacağı için doğru değer alabilir. Dolayısıyla cevabımız A diyoruz. Her x fx ise bazı x değil fx önermesinin AB evrenindeki açılımı hangisidir? Evet. Burada her x önermemiz, niceleyicimiz her olduğu için arkadaşlar onu tümelle açıyorduk hatırlarsanız. Yani karşıladığı için evren kümesindeki elemanları yerleştirdiğimizde FA ve FB şeklinde ifade ederiz. Koşul eklemini aynen alıyoruz. Burada da niceleyicimiz bazı ve ne yaparız onu da bazı olduğu için değil FA ve veya değil FB şeklinde ifade ederiz. Yani niceleyicimiz her ise tümel evetleme eklemiyle birleştiriyorduk. Niceleyicimiz bazı ise bu durumda ne yapıyorduk? Veya ile birleştiriyorduk. Bu kuralımızı da az önce vermiştik. Dolayısıyla bu evren açılımını bize B şıkkında doğru şekilde ne yapmış? İfade etmiş. Bazen şunu verir arkadaşlar. Şu şekilde sorar. Bazen de bu şekilde verir. Bu şekilde sorar. Dolayısıyla iki versiyonda ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Bütün sebzeler faydalıdır önermesinin sembolik karşılığı hangisidir? Bakın bütün sebzeler diyor. Yani neyle başlayacak? Her ile başlayacak. Her şey sebze ise faydalıdır. Koşulla bağlayacağız. Bu olmaz. Bakın burada zaten değil eklemi gelmiş. Bu da olmaz ve tümelle bağlamış. Bu da bazıyla başlamış. Oysa ki zaten bütün olmalı. Herle başlamalı. E şıkkına baktığımızda da zaten bakın ne yapmış. Hem değil eklemi var hem de tikel evetleme kullanılmış. Oysa ki biz ne demiştik? İki şekilde koşul eklemiyle bağlanır. Tümel niceleyiciler. Her şey sebze ise faydalıdır şeklinde. Bunu ne yapabiliriz? D şıkkındaki gibi ifade edebiliriz. Cevabımız D diyoruz arkadaşlar. Evet. Yukarıda çözümlemesi yapılan çıkarım için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çıkarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bazı x, fx ve ga. Sonucun değerini alıyoruz. Değil ga. Sonrasında da diğerinin açılımını yapıyoruz. FB ve GA. FB, GA. Ne oldu? Yollar kapandı. Yani GA ile değil GA çelişti. Yol kapandı. Çıkarım diyor bakın. Çıkarım için ne söylenebilir? Yol kapalı olduğu için bir tane bile açık yol olmadığı için biz bu çözümlemesi yapılan çıkarıma ne deriz? Geçerlidir deriz.